Rusya ve diğer bazı OPEC koalisyon ülkelerinin daha önceden planlandığı üzere Temmuz'dan itibaren üretim kısıntılarını azaltmak yerine mevcut kısıntıları bir ay daha uzatma taraftarı olduğu belirtildi. Öte yandan petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in 179. bakanlar toplantısının 9 Haziran Salı günü video konferans yoluyla yapılacağı duyuruldu. Rusya'nın da dahil olduğu OPEC ve OPEC dışı ülkelerin bakanlar toplantısı ise 10 Haziran'da yapılacak. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Covid-19 krizi nedeniyle ülke ekonomisinin 3 ay tamamen durduğunu söyledi. Virüs tedbirlerinin bedelini büyümeyle ödeyeceklerini belirten Fransız Bakan, 2020 daralma tahminini %8'den %11'e çekti. Fransa Maliye Bakanı ayrıca salgın kaynaklı krizin aşılmasına yönelik teşviklerin geri ödenmesinde vergi artırımına başvurulmayacağını anlattı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Mayıs'ta ihracat pandemi etkisiyle yıllık %40.9 düşerken ithalat %27.7 düştü. Dış ticaret açığı yıllık %104 artışla 3.4 milyar dolar oldu. İhracat Mayıs'ta bir önceki aya göre ise %10.8 arttı. Aynı dönemde ara malı ve yatırım malı ithalatı toplam ithalatın %91'ini oluşturdu. Dış ticaret verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Pekcan, Mayıs ayı dış ticaret verileriyle birlikte ihracatımızda en kötü geride kaldı değerlendirmesinde bulundu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre %20 artışla 183.095 adet oldu. Mayıs satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla %2.4 azalarak 32.235 oldu. Araç pazarı Mayıs'ta 10 yıllık ortalama olan 71.711 adedin %55 altında kaldı. Bloomberg GT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda salı gecesi itibariyle karşınızdayız. Bakalım gündemimizde hangi gündem, hangi öne çıkan maddeler var? Amerika'da Wall Street'e bakıyoruz ve yükselişi görüyoruz. Her ne kadar ekranlarınızda gördüğünüz bu gösteriler birçok eyalette Amerika'da devam etse de başta başkent Washington olmak üzere ama biz borsaların yükselişe odaklandığını, ekonomilerin açılmasına odaklandığını görüyoruz ve endeksler bugün de yükselişe devam ediyor. Bir taraftan tabii cuma gününü bekliyoruz. Yarın özel sektör istihdamı gelecek Amerika'dan. Cuma günü de tarım dışı istihdam verisini karşılayacağız. Amerika en çok tabii darbe gören hizmet sektörü işsiz, 40 milyon üzerinde işsiz çok kısa bir sürede. Bakalım cuma günkü rakamları nerelere kadar yükseltecek işsizlik rakamında. Avrupa Merkez Bankası'nın kararını alacağız. Sıkıntı çeken ülkeler Avrupa'da ve Avrupa Merkez Bankası'nın acaba yeni bir aksiyonu gelecek mi? Euro dolar çok iyi gidiyor yukarı doğru. Bu konuda bir yorum yapılacak mı? Perşembe günü alacağız. İçeriye döndüğümüzde Borsa İstanbul 108 bin sınırını da aştı. Bugün yükselişini sürdürdü borsamız. Olumlu hareketine devam ediyor ve 108 binin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. Dolar TL'de de sert bir düşüş var. Hani her zaman böyle sert denmez ama bugün sert. Dün işte 6.80'leri falan konuşurken bugün baktığımızda 6.70'in altına geldi dolar TL. Sadece bizde mi? Hayır. Örneğin Brezilya Reali az önceki programda kısaca bahsettik. %3 değer kazanıyor dolara karşı. Bizim Türk lirası da dolara karşı sert bir şekilde, hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde değer kazanan para birimleri arasında. Birazdan konuşacağız. Yani öyle yeni bir swap anlaşması falan henüz gelmedi. Onu soranlar vardı. Bu biraz küresel etki ve Mayıs ayı enflasyon beklentisi %10'un üzerine doğru enflasyon yükselecek gibi görünüyor. İstanbul enflasyonu bayağı yükseltti. Acaba bir olumsuz sürprizle karşılaşır mıyız? Onu da birazdan değerlendireceğiz. Birazdan iki değerli konukla buluşacağız. Özlem Bayraktar, Gökşen ve Özlem Derici Şengül az sonra küresel piyasalarda konuklarımız olacak. Şöyle bir rakamlara bakalım. Nasıl bir tablo var? Kurla başlayacağız. Dolar TL'deki sert geri çekilmeyle başlayacağız. Bakın 6.69 seviyesine kadar geldik. Dolar TL 6.70'in altına indi. %1.7'ye yakın
düşüş söz konusu dolarda. Euro TL %1,5'a yakın orada da hareket var. 7.50'nin altındayız. 7.48 hareketi. Dolar endeksi bakın 97,5 seviyesine yakın değer kaybediyor ve euro dolar paritesi de yükselişini sürdürüyor. 1.11.70 seviyesine kadar yükseldi. Akşam seansı Viyop 30'da %0,46'lık yukarı hareket var. 125.875 seviyesi. Amerikan endekslerine paralel bir şekilde yakın oranlarda bizim akşam seansımızda yukarıda devam ediyor. Son bir saat kala. Bakalım gün içerisi grafiğe dolar TL için. Bakın 6.82 yani sabah saatlerinde 6.82 ile başlayan dolar TL kademe kademe aşağı geldi. Ve şu an gün içerisi en düşük seviyeleri neredeyse görüyor gibiyiz. 6.68 seviyesi bugünün en düşük seviyesi olarak görüyor. O da ne zaman? Bakın az önce oluşmuş 6.68'ler hemen programa girmeden önce görmüştük. Şu anda da 6.69'da. Borsa İstanbul yükselişine devam ediyor. 108 bine kadar geldik. Borsa İstanbul'da %0,8'e yakın yukarı hareket var. Tahvil faizleri dün hızlı bir şekilde düşmüştü. Bugün baktığımızda 10 yıllık uzun vade düşüşüne devam ediyor. 11,5'a yaklaştık. 2 yıllık 8'lerde. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde bugün yukarı doğru bir hareketlenme var. 0,67, 0,68'lerde ama hala 1'lerden uzağız. Hala 0,70 seviyesinin altındayız. Ons altın bugün yukarıda değil aşağıda. Bakın 1728 dolarda. 10 dolarlık bir yere çekilme var. Gram altın da hem ons altın hem de dolar TL'nin düşüşüyle beraber aşağı geldi. 372 liraya kadar düştü gram altın. Bitcoin'e 9500 dolar. Petrol fiyatlarında %3 ve %3,5'luk yükselişler var. Hem Brent petrol hem de Amerikan tipi ham petrolde. Avrupa borsaları da salı gününü yukarıda kapattılar. Bakın hatta Almanya coştu. DAX endeksi 12.000 seviyesine kadar geldi. %3,7 yukarıda. Dün kapalıydı demiştik. Hatırlayın. Sadece Almanya kırmızıydı. Kapalı olmasının etkisi bugün yakalıyor adeta. %2,5 İtalya, %2 Paris, Londra'da geriden de olsa ayak uydurmuş ve Amerikan endeksleri ne gösteriler, ne ABD Çin gerilimi, ne işte Trump'ın mesajları diyelim. Hiçbirini dikkate almıyor. Ne koronavirüs ölümleri hiçbirini dikkate almıyor. 0,6 yukarıda. S&P 0,36, 3066'ya kadar geldi. Nasdaq da negatifteydi, o da artıya döndü. Melike'ye döneceğim. Bakalım onda hangi notlar var Amerika için, dinleyelim. Evet, ABD'nin içi karışık, yani aslında tam anlamıyla bir karmaşa içindeyiz. Ama senin de söylediğin gibi borsa bunları fiyatlamıyor. Ne protestolarla gittikçe artan bu koronavirüs bulaşıcı hastalığının iyice hastanelere yatırılma oranlarını artırması, ki dün valiler tek tek konuşurken Los Angeles'ta aynı şeyle başladı. 2-3 dakika önce bununla ilgili konuşacağım. Çünkü %2 arttı hastaneye gelenlerin sayısı COVID-19 nedeniyle diye başladı. Sonra da protestolara geçildi ve bu iç politikanın bu kadar karışması, ABD'nin 40 şehrinde yağmalama nedeniyle OHAL ilanı, ki bu akşam da yürürlüğe girecek. Ve New York'ta en fazla bunlardan etkilenenlerden Cuomo dün için New York City tam anlamıyla dün yağmalandı dedi. Barış, Best Buy'dan tut, Gucci'ye, Victoria's Secret'a, Microsoft'a, Macy's, senin hatıraların vardır Macy's'de. O büyük ünlü ABD'nin tarihi binaların içinde olan, bir blok kadar büyük olan Macy's'in mağazaları, vitrinleri hem de tahtalarla kaplanmasına rağmen yine yağmalandı. Ve işte böyle bir günde medya bunları bize verirken, gösterirken, bu kadar tehlikelerle ve risklerle dolu perakende sektörü, lüks eşya, Nike'nin mağazaları, Foot Locker desen, aslında lüks veya lüks değil, ona bakmıyor. Yağmacıların tek amacı terör estirmek tam anlamıyla. Ve Trump tehdit etti, askeriyle tehdit etti göstericileri, ama bu şiddet gösteren göstericileri, onun dışındakilerin barışçı bir şekilde gösteri yapmasına zaten kanun da izin veriyor. Ama Trump'la Cuomo da bu arada tekrar kavgadalar. Çünkü Cuomo New York için ne kadar bu göstericileri kötülediyse de Trump da aynı şekilde Cuomo başarısız. Ve yeteri kadar sert olmadı, diş göstermedi. Hiçbir şekilde
bütün valilerin performanslarından memnun değilim ki tanklarla askeriyi de göndereceğim tweetlerini de attı. Evet, bunlar devam ederken biz bir yandan da borsanın yanında, borsanın performansı tamam yukarı çıkıyor, belki bir rasyonel sebep yok diyeceksin ama onun yanında Pfizer'ın yani tek tek sektörlerin ve şirketlerin de bir takım aksiyonlarda bulunduğunu görüyoruz. Mesela Pfizer 500 milyon dolarlık bir biyotek yatırımı yapıyor. Warner Music IPO'sunu yapıyor. Şimdi bu özele geçmiş bir şirket. Sonra şimdi tekrar halka açılacak. 1.82 milyar dolarlık bir değerlemeyle hem de. Cisco bir tek tabii Cisco Live 2020 konferansı vardı. Onu iptal etti göstericiler yüzünden. Ama onun dışında hayat devam ediyor dercesine. Evet. Şirket alım evlilikleri veya yatırımları devam ediyor. Tabii Stitch Fix gibi firmaların %18 işçi çıkarımları da göz önünde. Yatırımcılar buna da bakıyor. Ama dediğim gibi şimdi bir yandan bunlar devam ederken borsa kendini yukarı atıyor. Petrol de öyle. Global özellikle üretim kesintileriyle yukarı çıkıyor petrol. Dolar da değerini kaybetti. Bir yandan da kongrenin büç ofisinden bir rapor geldi. Bu da önemli. Çünkü gayri safi milli hasılanın önümüzdeki 10 sene içinde %3 düşeceğini öngörüyor. Peki. 7.9 milyar dolar kaybedileceğini öngörüyor. Bunlar da ekonomik verilerle alakalı kötü karamsar gelen raporlar, tablolar. Nuriye Rubini'yi bilirsin, hani kriz kahini olarak biliriz. Bu protestocuları da tahmin etti ve bugün onunla ilgili de medyada haberler yayınlandı. Protestocuların aslında aynen Elerian'a katılıyor o da. Evet. Bunun sosyal değil aslında daha fazla ekonomik bir isyan olduğunu söylüyorlar, işsizlikten kaynaklandığını. Tabii ırkçı gösteriler mutlaka altında yatan ana sebep ama işsiz olmasalar Covid-19 yüzünden bu kadar sokağa çıkmazlar, protesto yapmazlar, bu kadar hani ortada çatışma olmaz diyorlar. Bunlar da Rubini ile Elerian'ın yorumları diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Kriz kahini protestocu kahinine dönüşmüş. Melike'ye teşekkür edeceğim. En çok Melike, beni şaşırtan bir video izledim. İşte Amerika'daki bu yağmalama olaylarına dair videolar izliyoruz. Adamlar yağmalıyor. Adam doldurmuş işte bu market arabasını, yağmalamış bir yeri. Başka yağmalamacılar yolunu kesiyor. Ondan yağmalıyor bu sefer. Yani evet, çok acı. Yağma üstüne yağma, hakikaten enteresan, korkunç manzaralar bir taraftan da. Ama hani onları bir kenara koyduğumuzda siyahilerin hakları noktasında bizi de hepimizi hakikaten üzen, vicdanları yaralayan o noktadaki o siyahi gencin ölümüne dair protestolar da oldukça haklı. Zaten bazı işte polis şefleri, bazı askerler protestocularla beraber yürüyorlar. Onlara saygı duyduklarını ifade ediyorlar. O görüntüler gerçekten çok güzel. Melike'ye teşekkür edelim. Ben zaten hep diyorum Barış. Evet. İki virüs var Amerika'da. Şu anda Amerika'yı kötü etkileyen. Bir koronavirüsü, iki ırkçılık. Maalesef. Ve ırkçılığın önüne geçmek için seyrettiğimiz o tablolar gözlerimi yaşartıyor. Texas'ta, Houston'da polis şefleri zencilerle, siyahilerle birlikte yürüyorlar. Ve sizin için ben diz çökeceğim ama siz de hiç vahşet gösterisi olmadan barışçıl bir şekilde yürüyeceksiniz benimle diyorlar. Tamam mı diyorlar. Anlaştık mı? Ve bunun gibi aslında hemen hemen her eyalette güzel olaylar da oluyor, cereyan ediyor. Philadelphia'daki, Minneapolis'teki, Kentucky'deki acı olayların, evet, yanında. New York City, New York şehri en çok bundan darbe yiyen oldu. Gerçekten New York şehri korkunç, ürkütücü bir yer oldu. Polis kendisi tek bir arabayla gidiyor. Yağmalamanın olduğu yere arabasından çıkmaya korkuyor. Peki. Şimdi işçiler nasıl kendi ofislerine geri dönecekler? Bir korona, iki bu yağmalamalarla birlikte gerçekten zor bir durumda New York şehri diyorum. Söz tekrar sende Barış. Melike, çok teşekkürler. Hemen özlemlere döneceğim. Her ikisine de hoş geldiniz demek istiyorum. Valla biz işte Melike ile bu olaylarda sabaha kadar konuşuruz ama biz konuşuyoruz. Özlem Verici ile başlayayım. Amerikan endeksleri ruhu bile duymuyor. Onlar tamamen ekonomiye, evet, odaklanmış durumda. Açılmaya odaklanmış durumdalar. Herhalde bu işler fazla uzun sürmeyecek mi diye
görülüyor. Özlem Derici, ne dersin? Senle başlayalım. Amerikan endekslerindeki bu hakikaten müthiş bir toparlanma devam ediyor. Evet Barış, bu işler hani uzun sürmeyecek miden ziyade o kadar derin bir yara aldı ki ekonomiler. Özellikle hizmet sektörüyle başladı ama tabii imalat sektöründeki durgunluk da artık iyice hissedilmeye ve yaralamaya başlamış vaziyette tüm kesimleri. O yüzden de motivasyonu, geriye dönme motivasyonu çok hakim. Dediğin gibi hiçbir sınır tanımıyor. Normal şartlarda Amerika'nın göbeğinde ve 40 tane şehrinde bu kadar yoğun çatışmaya dayalı olaylar yaşanacak. Üstünde bir de böyle bir sağlık krizi var. Hiç beklemediğimiz bir piyasa reaksiyonu. Ama normal seyrinde giden bir piyasa varken bu olaylar olsaydı çok agresif satışlarla biz karşılaşırdık. Ama dediğim gibi o kadar derin bir yara aldı ki reel sektör, piyasalar birazcık kendine gelmişti ama asıl önemli olan beklediğimiz şey reel sektörün kendisine gelmesiydi. Yoksa biraz kalacaktı, yarım kalacaktı finansal piyasalardaki hareket. Ama şimdi tamamlanıyor, o kendine gelme gerçekleşiyor. Bu artık tamam, bütün riskler geride kaldı demek değil ama bugünkü fiyatlama anladığımız kadarıyla bütün bu riskleri, Amerikan ekonomisiyle ilgili bu protestolar dolayısıyla oluşabilecek riskleri, her şeyi göz ardı eder nitelikte. Evet, Özlem Bayraktar, sen de hoş geldin bir kez daha. Merhaba, iyi akşamlar herkese. İyisin değil mi? Merhaba. İyiyim. Her şey yolunda. Vallahi. Evet, aynen. Bizim program orada bu kapanmada. Her türlü. Evet, her türlü görüşememe hali bize rastladı. Hem araya tatiller girdi, hem koronavirüs girdi. Aynen, bekliyoruz. İnşallah geride bırakacağız. Yakın zamanda stüdyoya bekliyoruz inşallah. Bizim de açılmamız lazım yavaş yavaş. Şimdi Özlem, Özlem Derici anlattı ama bir taraftan da bol paranın da mı etkisi var? Yani bol likiditenin de mi? Biz ekonomiye odaklandı diyoruz ama ekonomiye mi odaklanıyor? Yoksa para bol, bol paranın keyfini mi sürüyor? Yoksa ekonomiye bakınca pek olumlu bir şey yok mu? Bence toparlanma adımları, işte normalleşme, dipten dönüşe ilişkin veriler özellikle etkili unsurlar. Ama ben özellikle mesela bu protestolar bence hiç göz ardı edilemeyecek noktada ve biraz daha devam etmesi durumunda. Ki aslında ABD Başkanı Trump'ın söylemleri de oradaki o tedirginliği ve durumu daha da tırmandırıcı yönde. Bu durumda ben hisse senedi piyasalarının da bunu görmezden gelebileceğini düşünmüyorum. Çünkü ABD nezdinde aslında biriken bazı önemli riskler de var. Yani bu protestoların nereye doğru evrileceği önemli olduğu gibi, biraz önce siz de bahsettiğiniz önemli ekonomistler, iktisatçılar da bahsetti. Aslında 40 milyon işsizden bahsediyoruz tabii ABD'de. Bunun da peşi sıra getirdiği bir sosyal bunalım belki ABD tarafında bir miktar riskleri ön plana çıkarabilir. Kasım ayında seçimler var. Dolayısıyla Trump için daha zor günler gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra aslında Trump'ın bu zor günleri aşma yöntemi olarak biraz Çin'i ön plana atıp o konudaki tırmandırmayı devam ettirdiğini görmüştük. Aslında bunun ekonomiye bir noktada zararı olabileceğini düşünsek de belki de oy tabanı için uygun bir konu olduğu noktasında o durumu biraz tırmandırmıştı. Hem bu koronavirüsün çıkışı ile ilgili, Wuhan'dan çıkışı ile ilgili bir takım iddiaları olmuştu. Hem Hong Kong çerçevesinde bir takım sert söylemleri olmuştu. Ama bu sefer Çin'in de aslında çok geri planda kalmadığını ve yaptırıma ilişkin ya da bu ticaret anlaşmalarında hafif de olsa geri adıma ilişkin bir takım söylemleri olduğunu gördük. Dolayısıyla hani birinci fazı geride bıraktık gibi olurken belki birinci fazdan da
ufak tefek tür geri dönüşler bile söz konusu olabilir. Değil ki ikinci fazı konuşalım. O nedenle bence orada riskler birikiyor. Bunların devamı durumunda ben de senin de piyasalarının çok da bunu göz ardı edebileceğini düşünmüyorum. Normalleşme elbette önemli. Özlem'in dediği gibi o kadar ciddi bir geri çekilmeden toparlanmayı fiyatlıyor gibi görsek de piyasaları, aslında bu toparlanmanın hangi hızda olacağı konusundaki belirsizlik de devam ediyor. Ayrıca bu protestoların salgının geride bırakılmasını biraz daha geciktireceğine ilişkin biraz önce siz de konuştunuz. O yüzden de ben şimdilik göz ardı edilebiliyor olsa bile gelecek dönemde riskli bir yere doğru gittiğimizi düşünüyorum. Peki. ABD piyasaların nezdinde. Özlem, bir taraftan hani borsalar yukarı gidiyor ama Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde biz hala 0.70'in altındayız. Burada hani ekonominin toparlanmasına dair inancın zayıf olmasına mı bağlayalım? Büyüme beklentilerinin düşüklüğüne mi, Fed'in bir faiz artırmayacağını mı, gerçek fiyatlamayı orada mı görüyoruz dersin? Yani hala çok düşük bir Amerikan faiz tablosuyla devam ediyoruz. Nasıl yorumluyorsun? Oradaki dinamikler tabii bir yandan evet zayıflık kesinlikle ve de ABD yani Fed'in artık hani alanının kalmaması da bir neden ama likidite koşulları biraz daha baskın gibi görünüyor Barış orada. Önemli bir parasal genişleme söz konusu oldu. Ve ardından da biz zaten bu fiyatlamayı gördük ama tersine hani dönmesi için biraz daha finansal piyasalar anlamında normalleşmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Ama o henüz onu yapacak kadar henüz hazır değil. Yani ne demek o? Biraz daha belki gelişmekte olan ülkelere veya daha riskli varlıklara kayması şeyin likiditenin. Ancak bu şekilde ABD tahvillerinde, tahvil faizlerinde bir yükseliş görmemiz söz konusu olabilir. Ama şu anda halen bol likidite tabii en önemli unsur. Ama tam olarak uluslararası hani sermaye akımları anlamında bir normalleşmeden bence halen çok uzak finansal piyasalar. Buna bağlıyorsun. Zaten gelişmekte olan ülkelerden ciddi bir çıkış var. Bunu ekranlara sevgili yönetmenimiz getirecektir. 0.67-0.68 yani birazdan S&P'yi de göstereceğim. Çok ciddi bir yataylık var. Bunun bir yukarıya çıkışını net bir şekilde görmüyoruz. Uzun bir süredir yatay bir şekilde burada hareket ediyor. Bu Amerikan 10 yıllık tahvil faizi. Bu da S&P 500. Burada nasıl bir toparlanma var görüyorsunuz dipten. Ama Amerikan 10 yıllık tahvil faizi düşüş sonrası bakın toparlanamamış. Düşmüş aşağı gelmiş ama 0.70'in bile üzerine çıkmakta zorlanıyor. Özlem Bayraktar, sen nasıl görüyorsun? Biraz Fed'e mi bağlı? Fed'in aksiyonlarıyla mı ilgili? Elbette ama belki de özellikle enflasyonu biraz konuşmak lazım ki yakın vadede enflasyonda böyle bir yukarıya yönlü hareket çok da beklenmiyor. Tahvil faizlerinde de özellikle resmin bunu yansıttığını görüyoruz. Kısa vadede çok hızlı bir toparlanma beklentisinin olmadığını görüyoruz tahvil faizleri çerçevesinde ve artık tarihi boyutlarda bir parasal genişlemeden bahsettiğimiz noktada elbette tahvil faizlerinin daha fazla baskılanmasını bekleriz. Hala Fed'in bilançosu büyüyor, hala en önemli alıcı. Dolayısıyla da yukarı yönlü bir durumu, yukarı yönlü bir hareketi özellikle baskılayıcı bir noktada. Sadece Fed değil aslında bu salgın sonrasında çok ciddi anlamda gelişmekte olan ülkeler de dahil, Türkiye'de dahil olmak üzere önemli bir parasal genişleme gördük ve bu tahvil alımlarının, tahvil geri alımlarının tahvil faizleri üzerinde baskılayıcı bir etkisini de gördük. Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere göre çok daha avantajlı. Özellikle Fed babında, özellikle kur tarafındaki etkileri babında. Çünkü gelişmekte olan ülkelerdeki parasal genişlemenin ekstra bir enflasyonist baskısı neden olabiliyor. Kur tarafında önemli bir değer kaybına neden olabiliyor ama Fed tarafında bu konuda daha geniş bir manevra alanı var tabii ki. Ve bu manevra alanını da görülmemiş boyutlarda zaten Fed kullanıyor. Yakın dönemde enflasyona ilişkin bir yukarı yönlü hareket beklenmemesi ve çok ciddi
ciddi bir likitte bolluğu olması dolayısıyla faizlerde böyle yukarı yönlü hareketinde sınırlı kalmasını bekleriz. Peki, şimdi tabii Cuma günü tarım dışı istihdam da gelecek, ona ilişkin tahminlere de bakalım. Biz Nisan ayında 20,5 milyonluk bir istihdam kaybı görmüştük. İnanılmaz yani, işte her ay böyle binlerle, yüz binlerle, 200 binlerle artan tarım dışı istihdam. Bu koronavirüs nedeniyle Amerika'da Nisan ayında 20,5 milyon azalmıştı. İşsizlik de 4,4'ten 14,7'ye kadar yükselmişti. Şimdi işte 8 binlik falan, 8 milyonluk anladığım kadarıyla bir yine düşüş bekleniyor. İstihdam tarafı Cuma günü, ama bunlar pek özendirici. Piyasanın işte dikkat edeceği tarım dışı istihdam, işte ne kadar geldi, beklentinin altına mı üstüne önem vereceği şeyler mi, yoksa başka daha açılmaya mı odaklanıyor? Bu biraz geçmişte mi kaldı? Aslında geçmişte kalmadı Barış, çünkü ekonomik şeyi, resmi halen net bir şekilde görmeye çalışıyoruz. Evet, piyasalarda bir olumlu hava var, ama dediğim gibi reel sektör tarafıyla desteklenmeden veyahut da tüketici talebiyle desteklenmeden yarım kalacaktır. Zaten pek çok risk de var bu protestolar dolayısıyla. O yüzden de hakikaten ekonomide reel olarak toparlanma görmek, bir iyileşme görmek çok önemli. Bunun için de heveslenmesinin de nedeni aslında piyasaların en kötünün Nisan olarak kalması. Ama burada tarım dışı istihdamla ilgili dikkat edilecek nokta tek tarım dışı istihdam verisi değil. Yani orada evet 20,5 milyondan belki işte 8 küsur milyon kişiye düşmüş olacak kayıp. Ama işsizlik oranı çok ciddi miktarda artacak. %20'lere varan, 19 küsur olması lazım. 19,7 galiba işsizlik oranı beklentisi. Oradaki verinin boyutu, onun beklentilerden sapmaması, daha derin bir kayba işaret etmesi veyahut da hani beklendiği kadar olmaması piyasa hareketi getirecektir. Ben o yüzden piyasanın göz ardı edeceği veya daha az ağırlık vereceği bir veri olacağını zannetmiyorum. %19,5 bekleniyor terminalde. Özlem Bayraktar, sen ne dersin? Yani %20'ye yaklaşan bir işsizlik oranı. Ama şöyle de geldi. Özellikle haftalık işsizlik maaşı başvurularında, bilmiyorum katılır mısın? Ya işte 40 milyon üzerine çıktı belki, ama daha az sayıda kişi haftalık işsizlik maaşı başvurularına başvurdu diye olumlu bir fiyatlama da biz gördük geçen hafta. Böyle şeyler ilginç yaşanıyor. Dolayısıyla çok kötü bir şey, ama kötülük oranı azalıyor diye de piyasa sevinebiliyor. Evet, ona işte dipten dönüş sinyalini onaylayan bir veri olduğu için olumlu bir karşılık veriyor, ama dipten dönüş sinyalini defalarca almaya, yani alıp da onu aynı şekilde fiyatlamaya devam etmeyecek tabii ki piyasa. Bir de aslında şöyle önemli bir şey söylüyorsun. Bu dipten dönüşün hangi hızda olacağı, normalleşmenin hangi hızda olacağı, siz de her gün konuşuyorsunuz. En önemli, en belirsiz konulardan biri. Bu veriler de o nedenle belki beklentinin daha üzerinde kalması durumunda, yani eğer tarım dışı istihdam artışı beklentilerden daha iyi gelirse piyasaya yansımasının çok daha iyi olabileceğini bizi işaret edebilir. Ama daha kötü bir bilgi gelmesi durumunda tekrar morallerin çok hızlıca bozulduğunu görebiliriz. Bu belirsizliği ortadan kaldırması için özellikle işte mesela bizim için 1 Haziran bir milat gibi neredeyse önemli bir açılım yaşıyoruz bu koronavirüs sonrasında. Haziran'la beraber acaba nasıl veriler gelecek? Eğer çok yavaş bir iyileşme olursa bunun piyasalar tarafında da hızlıca aslında fiyatlandığını görebiliriz. Aynı şey Amerika için de geçerli olacak. En önemli verilerden biri istihdam aslında Amerika'da bizim için ekonomik büyümenin ne noktada olabileceğine ilişkin en iyi resmi veren gösterge. Sadece tarım dışı istihdam verileri gelmiyor. Bunun yanı sıra bir sepet biliyorsunuz. İçinde ücret artışlarına ilişkin veriler oluyor. İşsizlik oranını görebiliyoruz. O yüzden de bence şu dönemde yeniden bu kriz döneminde en önemli veri seti.
Bu yurt dışını konuşmayı Avrupa Merkez Bankası ile inşallah bitirmeyi planlıyorum. Özlem Derici'ye döneyim. Yani petrol falan da yukarıda, toparlanma iyi yani, hani 40 dolara yaklaştı Brent petrol, onu da söyleyelim. Ekranlara da gelir birazdan. İyi, %3'er yükseliyorlar. Bugün de çok iyi. Avrupa Merkez Bankası'nın kararı zayıf. Bu arada dolar da var. Bugünün hikayesi, birazdan bolca konuşacağız. Türkiye'ye geçerken Avrupa Merkez Bankası'ndan bir şey gelir mi? Lagarde'dan bir şey bekliyor muyuz? Piyasayı domine edecek Özlem Derici, ne dersin? Çok piyasada hani beklenmeyen, çok piyasa dinamiğini değiştirecek bir şey beklemeyiz Lagarde'dan. Ama yine de açıklamalar çok önemli olacak. Şunun için önemli olacak. Çok farklı dinamikler söz konusu oluyor. Yani Asya'nın toparlanması başka şekilde, Amerika'da biliyoruz işte birçok sorunla birlikte. Gelişmekte olan ülkeler ayrı bir hikaye. Avrupa'da apayrı bir hikaye. Çünkü zaten koronavirüs salgınından önce önemli bir zayıflama göstermişti. O yüzden de belki de bütün bölgelerden daha derin bir şekilde hasarı göğüslemeye çalışıyor. Ve de yeni yeni paketler açıklanmasına rağmen beklentiler henüz tamam, artık Avrupa ekonomisinde en kötüyü geride bırakıp devam edeceğiz dedirtmiyor. PMI verileri yani biraz hayal kırıklığı. Daha gözle görülür bir hareket Mayıs itibariyle bütün verilerde arıyoruz. O yüzden bakıyoruz bütün öncü verilere, sanayi üretimi, perakende satışları, PMI vesaire. Ama Avrupa'da şey yok. Böyle o finansal piyasalardaki coşkuyu destekleyecek bir ekonomik toparlanma yok. Çünkü zaten dediğim gibi zayıftı. O yüzden de Lagarde'ın önümüzdeki döneme dair daha da ileri gidebilir mi? Önlemler konusunda ileri gidilebilir mi? Farklı farklı paketler de açıklanabilir mi? Evet. Gibi söylemleri, nereye kadar destekleyeceğine dair söylemleri yine de önemli olacak. Peki Özlem, Bayraktar, Euro dolarda da bir hızlanma görüyoruz, bir toparlanma. Bu tabii 750 milyar euroya kadar çıkan bu destek, kurtarma artık ne dersek adına paketiyle de biraz sanki oradan da başladı. Fransa ve Almanya'nın anlaştığı koronavirüse karşı. Sen Avrupa Merkez Bankası'ndan bir şey bekliyor musun? Bu euro doların yükselişi de yani 1.11'lerin üzerine doğru tırmandı. Bir şey der misin? Yani parite anlamında hem bu paket, biraz önce bahsettiğim kurtarma paketlerinin önemli bir etkisi olduğu euro lehine, bir de dolar tarafını zayıflatacak bir sürü risk unsuru da ön plandaydı. Bir de genel olarak aslında küresel risk iştahında da bir miktar toparlanma oldu bu normalleşme ve salgın sonrası dönem itibariyle. Bunun yansımalarının da işte gerek dolar endeksinde 98'lerin altına kadar gelişle gördük. Euro dolar paritesinde de 1.11'in üzerine çıkışla gördük. ECB toplantısından bir tek belki acil tahvil alım programına ilişkin bir miktar daha bir artış söz konusu olabilir. Genel beklenti bu çerçevede. Örneğin bununla ilgili ek bir adım gelmezse, yani bu acil tahvil alım programı bir miktar daha arttırılmazsa, bunun euro dolar paritesi üzerindeki etkisi aşağı yönlü olur mesela. Ama onun dışında büyük bir ihtimalle Lagarde zaten gelişi itibariyle beklendiği üzere bu maliye politikası önlemlerinin daha önemli olduğuna ilişkin hep bir söylem içerisindeydi. Bu kurtarma paketlerini övücü ve bunun olumlu bir çerçeveye işaret edeceğini söyleyen vurgularını muhtemelen görürüz. Dediğim gibi bence adım olarak sadece acil tahvil alım fonlamasında bir artış olup olmayacağı önemli. Peki. Olacak. Şimdi bir Aysun Karaytuğ'un yorumu var. Onu ekranlara getireceğim. Aysun dinledikten sonra dolar endeksindeki zayıflama ile beraber bu geliş önce para birimleri, dolar TL'deki sert düşüş, onu konuşacağız. Ama önce Aysun'u dinleyelim, bakalım neler söylemiş. Amerika'daki gerçekleşen olayların hemen fiyatlanmasını biz beklemiyoruz zaten. Hani bunun bir miktardan nerelere varacağı ve özellikle Kasım seçimlerine ne kadar yansıyıp yansımayacağı
olacağını, önümüzdeki dönem acaba bunun fiyatlamada şu an olması pek mümkün görünmüyor. Yani olsa zaten pazartesi itibariyle ilk etapta gerek emtialar, gerek pariteler, gerekse borsalar tarafında gördük. Şu an tamamıyla fiyatladığımız şey, önümüzdeki dönem risklerini sonra konuşalım. Biz şu an likitte coşkusunu yaşıyoruz kısmında daha ziyade piyasalar ve hakikaten şu bir gerçek. Trump'ın da biliyorsun ki bu Covid sürecini iyi yönetememiş olması, özellikle hafta sonu gerçekleşen olaylar neticesinde bir miktar durumu riske girince büyük bir olasılıkla Kasım seçimlerini ve fazla bizlere sunacak. Gerek tweetleriyle olsun, gerek söylemleriyle olsun biz bunu çok fazla duyacağız. Yani ben oradaki tırmanışın devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü oradaki tırmanış beraberinde çok ciddi anlamda küresel ticareti değiştirecektir. Beraberinde tedarik zincirini değiştirecektir. Dolayısıyla daha savunmacı ve korumacı politikalar uygulanacaktır ve bu da nereye götürecektir? Küreselleşmenin önünde bir engel teşkil edecektir. Ve bu sebeple de şirketler önlerini görememeye, hangi ülkelerde ne boyutta ne şekilde ticaret yapacaklarını yeniden masaya yatırmak durumunda kalacak ve bunların fiyatlaması ise sonra başlayacak. Devam ediyoruz. Özlem Bayraktar'la dönmek istiyorum. Dolar endeksinde de Özlem sen de ifade ettin, 98'in altına geldik. Bugün ciddi bir doların zayıflığı söz konusu. Dolar TL'de de işte az önce söyledim 6.70'in altına indik. Bu gelişen ülke para birimleri yönetmenimiz ekranlara getirecektir. Hızlı bir dolara karşı bugün değer kazancı var. Brezilya reali %2.8, Kolombiya ve Şili pezosu %2 ve 1.7, arkalarından hemen Türk lirası geliyor. %1.5'luk dolara karşı değer kazancıyla ve altında da az önce gösterdiğim dolar endeksi var. 97.5 seviyesine zayıflayan. Dolardaki zayıflığı nasıl değerlendiriyorsun ve bu zayıflama devam edecek mi? Özellikle gelişen ülkelerin de bugün para biriminin dolara karşı değer kazandığını görüyoruz. Bunu nasıl yorumlarsın? Senden bir yorum alalım. Barış, biraz önce yani programın başında bahsettiğimiz Amerika'ya ilişkin o risk faktörlerinin daha da tırmanması durumunda dolar endeksinde bir miktar daha düşüş söz konusu olabilir. Ama genel baz senaryoda dolar endeksinde bu kadar hızlı bir düşüş beklenmediği gibi aslında buradan bir toparlanma bekleyişi de baki gibi gözüküyor. Dediğim gibi bence riskler bir miktar daha aşağı yönlü. Mevcut durumda dolar TL tarafına, yani TL tarafına yansımasının da tamamen gelişmekte olan ülke piyasalarının la aynı yöndeki rüzgarla bir değerlenme olduğunu görüyoruz dolara karşı. Ama hani şunu da belirtelim, işte biraz önce söylediğin Brezilya, işte Meksika pezosu biraz daha arkadayız hala. Yani üçüncü sıradayız sanıyorum senin tablonda da, ama işte birkaç gündür ki hareketlere baktığımızda biraz daha arkadayız. Burada petrolü göz ardı etmemek gerekiyor. Tekrar 40 dolarlara doğru bir yükseliş biraz TL'yi diğer para birimlerine göre, işte rubleye göre, belki işte Brezilya realine göre, pezoya göre biraz daha arkada bırakabilir. Ama yine de çok hızlı bir iyileşme yaşadık. Özellikle bugünkü hareket bence çok da beklenen bir hareket değildi. Bir anda çünkü değil mi? 6.80'in üzerinden hızlı bir şekilde aşağı geldik. Aynen, yani teknik analistlerimizin hani söylediği aralıkta da biz böyle bir süredir 6.75-85 bandındaydık. Hani en geri çekilişlerde 6.75'leri görürüz derken çok hızlı bir geri çekilme yaşadık. Ama hani buradan daha fazla geri çekilme için ekstra bir takım veriler görmemiz lazım. Yurt içi dinamikler de önemli tabii ki. CDS'lere bakalım, bunu onaylıyor mu? CDS'lerde de 515'lere doğru bir geri çekilme olduğunu gördüm ama hala yüksek. O yüzden de dolar TL tarafında buradan geri çekilişlerin daha sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Yani hani bu seviyeler belki bir miktar daha yukarı yönlü hareket olabilir diye düşünüyoruz. Peki, biraz hakikaten hızlı bir aşağı geliş oldu bugün için. Özlem Derici, sen tabii küresel bir etkiden söz ediyoruz. Yani rakam, yani tablolara baktığımızda onu gösteriyor. Çünkü gün içerisinde bize az yeni bir swap, gün içerisinde akşam oldu gerçi bu hareket, akşama doğru hızlandı. Swap anlaşması falan mı var diye. Yani henüz öyle swap map haberi yok. Bu yani yok, küresel bir hareket. Ha, Özlem buyur.
küresel bir hareket olduğunu tahmin ediyoruz. Birden ilk ha, belki de vardır yani onu da bilmiyorum bu arada. Yani yok falan yani çıkar bir açıklama gelir yarın bilemem evet. Bizim bildiğimiz yok. Tabii aynen öyle. Bu Zynga'nın şeyi peak'i aldığı haberini alınca hah dedim ihtiyacımız olan şey doğrudan yabancı yatırım kanalıyla geliyor yaşasın diye bir böyle bir aklımdan geçmişti. Bugünkü hareketi görünce aa dedim bu kadar kısa sürede herhalde gelmiş olamaz şeyi yapılmış olamaz herhalde ödemesi diye. Ama önümüzdeki dönemde bu vesileyle de hani şey yapmış olayım gururu paylaşmış olayım. Aynen. Bu tür yabancı doğrudan yabancı yatırımlar tabii bizim kur riskimiz üzerinde de çok önemli etkileri olacak anlaşmalar. Ama işin hani şeyine gelecek, realitesine gelecek olursak hakikaten beklemediğimiz yani neden oluyor bu kadar hızlı bir hareket diye karşılaştığımız bir konu. Bir günlük harekete bakarak tabii bir çıkarım yapmak da çok doğru değil. Çünkü önümüzdeki döneme dair halen zorluklar, baki, risklerle dolu önümüz. Ama şu ne riski kadar var mesela azından, kur için üzerinde? Yani artık kur için çok önemli. En önemli ihracat, bugünkü öncü ihracat verileri yine %40 daralmayı gösterdi. Geçen seneye göre öncü veriler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın. Ve yılın sonuna kadar bu kadar zayıf şeyle gidersek, ihracat performansıyla gidersek ithalattaki düşüş daha az ihracattan. Birkaç aydır bir böyle değil mi yani? İthalat da düşüyor, evet, ihracat da evet. Düşüyor ama ithalattaki düşüş oranı birkaç aydır ihracattaki düşüş oranının altında kalıyor. Aynen öyle. Normalde krizlerin tek bir olumlu tarafı oluyordu. İhracattaki düşüş ithalattan daha az miktarda gerçekleşiyordu. Dış ticaret dengemiz olumluya dönüyordu, pozitife döndüğü oluyordu. Şimdi bu seferkinde onu da kaybettik. Yani oradan da pozitif bir etki gelmiyor. Özlem böleceğim ama özür dilerim. Hani anlamak için soruyorum. Biz de haber notlarımızda aktardık. Ara malı ve yatırım malı ithalatı toplam ithalatın mesela %90'ını oluşturmuş. Hani bu mesela böyle devam hani çünkü biz yatırım yok diyoruz. Evet. Bu ara malı ve yatırım malı ithalatın olması, ithalat oranım, yani ithalat biraz daha hani endişe ettik ama söyledik ama hani en azından böyle içeriğine girdiğimizde bir tutulacak bir taraf yok mu? Evet var ama şöyle de düşün Barış, yani toplam miktar azalıyor, onun içinde tüketim malı o kadar azalıyor ki geriye şeyin ağırlığı, yatırım ve ara malının ağırlığı yükseliyor. Yani hani miktarsal anlamda çok ciddi bir ara malı ithalatı yapıyoruz da bir yatırıma hazırlanıyoruz anlamı çıkarmam ben bu gelişmeden. Biraz işin hani şey tarafı da var, matematiksel tarafı da var tüketimin düşmesi dolayısıyla. Ama sonuçta hareketlenme başladıkça tabii ki yine İthal ara malıyla başlayacaktır. İthalat tarafındaki hareketlenme başladıkça biraz sınırlarda ticaret aktivitesi de yerine geldikçe. Ama hani ana soruya dönecek olursak ihracat tarafında önemli bir gelir kaybımız var. Turizm tarafında önemli bir gelir kaybımız var. 10 milyar doların üzerinde son 52 haftalık son bir yıllık perspektiften yabancı yatırımcı çıkışı var ve devam ediyor. Şimdi belki hani bir parça toparlanacak ama yine de o taraftan bir döviz kaybımız var ve buna karşılık 170 milyar dolara 160 küsur milyar dolarlık bir dış finansman açığımız var. Hani dedin ya riskler ne yani önümüzde tabii, aynen. Dediğimiz zaman temel faktörler yerli yerinde duruyor maalesef ki. Bunun düzelmesi için de iki tane önemli konu var. Bir tanesi sınırların kademeli ve de sağlıklı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde açılıp, ticaret anlamında konuşuyorum sınırların tabii, ticaret aktivitesinin yavaş yavaş kendine gelmesi. İkincisi de sermaye girişinin önündeki engellerin yine kademeli bir şekilde, kontrollü bir şekilde kaldırılması ki dünyadaki bol likidite ortamından Türk varlıkları da faydalanabilsin. Peki, Özlem. Bunlar, evet. Evet, lütfen devam et. Söyle Barış. Devam et. Bunlar gerçekleşirse biz belki kurda evet 6.50'lere doğru bir hareket, belki yıl sonuna doğru
hep söylediğimiz şey riskler yukarı yönlü, 7'ye doğru hareket olacaktır. Benim şu anda 6.90 yıl sonu kur beklentim örneğin. Ama bu söylediğim iyimser senaryo gerçekleşirse biz yıl sonunda, yılın son çeyreğinde 6.50'ler belki biraz daha altında bile bir kurla yılı bitirme şansımız var. Ama dediğim gibi birazcık daha hani hangisine ağırlık verirsin? Birdenbire ihracatın toparlanıp turizm gelirinin gerçek gelmesine mi? Yoksa bunun çok ağır bir şekilde gerçekleşmesine mi? Ben ağır bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şimdi Özlem Bayraktar'a döneceğim ama mesela ben kurdaki riskler peki nedir Özlem diye sana sordum. Sen dedin ki dış ticaretteki tablo yani... İthalat oranının ihracat oranında daha fazla ihracatta azalma var. İthalattaki azalma oranı daha düşük diye. Dış ticaret soru işareti. Turizm gelirini ifade. Mesela şey demedin. Barış Merkez Bankası bilançosu, swap anlaşması, içeriye işte şey lazım, kaynak. Bunları mesela unuttuk. Hani yeni bir swap. Yok yok unutmadım. Hani bunları hiç konuşmuyoruz bak. Katar'la swap oldu. Konuşuruz. Bitti mi mesela bu iş? Hani... Bitmedi Barış, o benim eksikliğim. Niye olmuyor diye demiyorum, anlamak için soruyorum. Hani bunları atlat, geçti mi, geride mi kaldı? Hayır, geçmedik. Aslında şöyle, kurla ilgili riskleri sıralarken ihracat diyoruz, turizm diyoruz, yabancı yatırım diyoruz. Merkez Bankası swap anlaşması eksikliği veyahut Merkez Bankası rezervleri kanalıyla ekonomiye destek diyoruz ve de borçlanma diyoruz. Bu ikisinden bahsetmeyi unuttum ben. Tabii ki de rezervlerin seviyesi ve de swap anlaşması, şimdi Katar'la bir anlaşma artış şeyi arttırdık, miktarı arttırdık ama hani konvertibilitesi sorunlu bir kaynakla arttırdık. O yüzden de birdenbire oradan bize bir döviz girişi söz konusu olmayacak maalesef ki. Bu taraf halen eksik. Yani bir diğer risk olarak o var. Beşinci faktör olarak da borçlanma, dış borçlanma. Bu tarafta özel sektöre baktığımız zaman borç azaltma eğilimi, borç çevirme rasyonlarındaki düşüş devam ediyor. Bu bir. İkincisi de devlet borçlanmasına, kamu borçlanmasına baktığımız zaman IMF'ye gitmediğimiz için, işte swap anlaşmasını gerçekleştiremediğimiz için elimizde bir tek Eurobond ihraçları kalıyor. Ve en pahalı finansman yöntemi. Önümüzdeki dönemde hem yüksek faiz hem de kur riskini, kamunun borç kompozisyonu içerisindeki kur riskini arttıracak unsurlar bunlar. Dolayısıyla bu beş faktörün hepsi ihracat, turizm, yabancı yatırım, Merkez Bankası rezervleri ve borçlanma, dış borçlanma hepsi önümüzdeki dönemin kur görünümünü daha aşağıdan çok daha yukarıya taşıma ihtimali yüksek faktörler. Peki bugünkü ihracat, ithalat tablolarını da arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar bir taraftan. Özlem Bayraktar sen nasıl görüyorsun? Hem Mayıs 2019 ve Mayıs 2020 karşılaştırmalı olarak geldi. Dış ticaret açığı Mayıs'ta iki kattan fazla artarak 3.4 milyar dolara yükseldi dedik. Geçen sene Mayıs 1.9 civarıymış. Özlem Bayraktar ne dersin? Diğer grafiği de yine oranlar olarak göreceğiz. O da bunlar milyar dolar şeklindeydi. Diğeri de geldi. İlk 5 ayda bu ilk 5 ay Ocak-Mayıs dönemi ihracatta %20 düşüş var. İthalattaki düşüş %5 yani az önce bahsettiğimiz İhracat düşüş oranı %20, ithalat düşüş oranı %5. Ne dersin? Kur üzerinde risk, yani bitti mi riskler, var mı riskler? Sen ne öne çıkarırsın? Bu dış ticaret bir risk mi örneğin? Ne dersin? Şimdi kur üzerinde risk derken aslında özetle şunu öğrenmek istiyoruz ya da şunu analiz etmek istiyoruz. Döviz talebini arttıracak yeni unsurlar olabilir mi? Ya da döviz talebini mevcut düzeyinden daha yüksek seviyeye taşıyacak bir nokta olabilir mi? O yüzden şu son dönemde özellikle ki bir süredir konuşmuyoruz. Çünkü dikkat edersek 2019 yılı boyunca özellikle ikinci yarısında biz fazla veriyorduk. Ticaret kanalından bahsediyorum burada. Fazla verdiğimiz için oranın ekstra finanse edilmesine gerek yok. Dolayısıyla orada bir fazla olması döviz talebi tarafında da ekstra bir yük yaratmıyor diyorduk.
Şimdi son dönemde, son birkaç aydır bunun hızlıca değiştiğini gördük. O yüzden kurdan bahsederken elbette dış ticaret rakamlarından bahsetmek belki de gündemin ilk sırasında, ilk maddesinde olabilecek bir unsur. Geçen hafta da konuştuk mesela, son dönemde ithalatı sınırlandırıcı birçok önlemin geldiğini görüyoruz. En önemli nedenlerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü senin de söylediğin gibi her iki ticaret kanalında da, yani ithalatta da ihracatta da geri çekilme var ama ihracattaki daralma ithalatın iki katı üstünde. Dolayısıyla bir açık yaratılıyor. Ticaret kanalından bir açık yaratılıyor ve bunun finanse edilmesi gerekiyor. Demek ki önemli döviz talebi yaratan kanallardan biri bu. O yüzden de kur tarafında önemli bir faktör. Şimdi Nisan ayı cari işlemler açığı rakamlarını göreceğiz. Bir dahaki hafta Cuma günü yanılmıyorsam Nisan ayı verileri. Bugün de işte biraz önce bahsettiğim Mayıs verilerinden bir çıkarım yapabiliyoruz cari açığa ilişkin olarak. Her ay işte yaklaşık 4.5 milyar civarında bir cari açık vereceğiz. Nisan ayıyla beraber yıllık cari fazlanın açığa döndüğünü göreceğiz. Mayıs ayıyla beraber o açığın biraz daha arttığını göreceğiz. O yüzden de kısa vadede şu anda döviz talebi yaratan en önemli unsur bu. Diğer en önemli döviz talebi yaratan unsur da zaten onu da konuşuyoruz. Hep standart portföy kanalları dediğimiz iki kanal. Tahvilden önemli çıkış var. Hisse senedi piyasasından önemli çıkış var. Bir o kadar, hatta biraz daha fazla swap piyasası tarafında da çıkışların olduğunu görüyoruz. Bu dört kanal şu anda döviz tarafında yukarı yönlü harekete neden olabilecek kanallar. Peki bu talebi ne karşılıyor? Aslında en önemli karşılayan kanal da bizim işte bir zamandır konuştuğumuz Merkez Bankası'nın rezerv yönetimi aslında. O yüzden de bunları konuşurken rezervleri konuşmuyoruz da diyemiyoruz. Neden? Çünkü bunların finanse edilmesi gerekiyor ve en önemli finansman unsuru da şu anda rezervler gibi gözüküyor. Şimdi aslında geçmiş dönemleri kıyasla işte tahvil piyasasından ve hisse senedi piyasasından yılbaşından beri 10 milyar dolarlık bir çıkış oldu. Daha fazla çıkış olabilir mi? Daha sınırlı çıkış olur bundan sonra. Hatta geçen hafta itibariyle biraz durulduğunu gördük. O yüzden o ek döviz talebi üzerine bir rakam yaratmayacaktır. Swap piyasasında hala bir miktar çıkışlar olabilir. O bir miktar risk yaratabilir ama biraz da global piyasaları izleyeceğiz. Bugün bunun özellikle resmini gördük. Bir de şunu söylemek lazım. Peki bu dış açık unsuru her daim talep yaratmaya devam edecek mi önümüzdeki aylarda? Biz özellikle ikinci yarıyla beraber özellikle dördüncü çeyrekte bir miktar o aranın kapanabileceğini düşünüyoruz. Çünkü özellikle ithalatı sınırlandırıcı faktörlerin de etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra ihracat ve turizmde çok kademeli de olsa bir toparlanma olacaktır. Dolayısıyla ihracattaki daralma ithalatın iki katı boyutunda değil de o fark bir miktar daha azalacaktır. Biz yıl sonunda mesela cari işlemler dengesi tarafında gayri safi yurt içi hasılanın %0.5'i kadar bir açıkla çalışıyoruz. Ama mevcut gidişat ihracattaki toparlanmanın çok yavaş kalması durumunda risklerin de aşağı yönlü olduğunu söylüyoruz. Peki bir dönüşte biz konuşacağız ama Cemal Demirtaş'ın Borsa İstanbul için değerlendirmesini alalım. Onu aldıktan sonra kısa bir ara, aranın ardından buradayız efendim. Havacılık riski vardır evet, ama bizim ana senaryomuz içerisinde biz yine açıkçası analist arkadaşımız bizi şuna ikna etmiştir. Şirket Haziran'a kadar bu, yani çok uzamadığı takdirde bu kıvraklıktadır. Pegasus bu durumları atlatabilir. Bu hipotezle de biz onu biraz daha yüksek bir risk kategorisine koyuyoruz diğer tavsiye listemiz içerisinde. Ama evet, soruna cevap, Pegasus'u o zor dönemlerde de tutmaya devam ettik. Orada çok sıkıştı. Acaba ne oluyor diye her an diken üzerindeydik. Çünkü bizim için tavsiyelerimizin geri planı çok önemli. Ama o durumda şeyimizi, pozisyonumuzu değiştirmedik. Çünkü bu kriz çok çok uzamadığı takdirde kurtulacağını, iyiye doğru gideceğini düşünerek o tavsiyemizi koruduk. Şu anda listemizde tutuyoruz. Ama dediğim gibi havacılığı her zaman bir kademe daha riskli sektör olarak, biraz daha ağırlık olarak az bölgede düşünmekte fayda var.
Likidite bolluğu ortamında Amerikan tahvil faizinde yukarı yönlü hareketin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Özlem Bayraktar Gökşen. Lagarde'ın önümüzdeki dönemde desteklerin ne kadar ileri gidebileceğine dair söylemleri önemli olacak dedi Özlem Derici Şengül bir önceki bölümde. Özlem Bayraktar'dan bir Borsa İstanbul yorum alayım, sonra vaktimiz umarım kalır bir enflasyon beklentinizi alacağım. Özlem Bayraktar, tacirler yatırım en azından ne düşünüyor? Hızlı bir toparlanma var Borsa İstanbul'da. CDS'ler aşağı geldi, 500'lü seviyelere kadar indi. Her ikisini de yönetmenimiz ekranlara getirecektir. Sizin yorumunuz borsaya ilişkin 108 bin üzerindeki borsa için nasıl? Bizim kurum olarak aslında biz %108 bin, %109 bin arasında aslında kar satışlarının gelebileceğini düşünüyoruz. Çok hızlı bir toparlanma gördük ama tamamen yerli yatırımcının ilgisiyle gördük. Çok ciddi bir ilgi var yerli yatırımcı tarafından. Özellikle faiz seviyelerinin önemli oranda düşmesi, mevduat faizlerindeki düşüş sonrasında hisse senedi piyasasına yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Ancak hızlı bir iyileşme sonrasında biraz sıkışma yaşanabileceğini, kar satışlarının gelebileceğini düşünüyoruz mevcut seviyelerden. Buradan daha yukarı çıkışın çok montanlı ve kalıcı olabilmesi için hep bahsediyoruz bir yabancı ilgisi gerekiyor. Onun da ufak tefek sinyallerini görebiliyor olsak da hala aslında çok zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Bankalar tarafında önemli bir güçlenme görüyor olmamız lazım. Zaten yabancı yatırımcının da ilk girdiği kanalın bankalar kanalıyla olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bankalarda bir gidişat bizim için önemli ama son dönemde tabii bankacılık sektörüne ilişkin o aktif pasif yönetimini biraz daha komplikeleştiren söylemler bir miktar regülasyonlar bir miktar orada bir endişe yaratıyormuş gibi gözüküyor. O yüzden hani kısaca bu mevcut seviyeleri bir miktar kar satışı için uygun seviyeler olarak görüyoruz. Peki Özlem Derici enflasyon desem. İTO enflasyonu aslında sanki biraz yüksek mi geldi? Bizim enflasyon anketimiz var. Onu da 10.5'lar gibi işte bekleniyor. Sen ne bekliyorsun enflasyonda bu haftaki yarınki veride? Benim beklentim 0.7. Aylık enflasyon 10.7'ye düşmesini bekliyorum. İTO enflasyonu evet yani bir yandan hani tabii ki takip ediyoruz ama zaman zaman çok önemli sapmalar gösterebiliyor gerçek resmi Türkiye enflasyonu ile ilgili. O yüzden hani orası yüksek çıktı diye manşet enflasyon da yüksek çıkacak gibi bir çıkarımda bulunmuyorum. Ama fiyatlamayı, fiyat artışlarını kestirmenin de çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Arz şoku çok şey bazı kalemlerde çok belirgin ama bazılarında nasıl şekilleneceğini bilemiyoruz. O yüzden de tahmin aralığı çok yüksek ekonomistler arasında. Göreceğiz ben de merakla bekliyorum. 0.7 benim beklentim. Peki yıl sonu için tahminin Özlem? Yıl sonu %8. %8 aslında gayet düşük bir tek hane gibi görünüyor. Özlem Bayraktar. Evet burada çünkü talep koşullarına bağlı olarak daha yani biraz toparlanmanın ağır gerçekleşebileceğini düşünüyorum. O yüzden talep koşullarına bağlı olarak yani arz şoku var ama talep tarafı onu fazlasıyla dengeleyecek gibi bekliyorum. Peki Bayraktar Gökşen senin de enflasyon tahmini alalım öyle tamamlayalım. Tamam biz biraz konsensusun üstündeyiz. 1.3 bekliyoruz. İTO verilerinde özellikle bu taze meyve sebze tarafındaki artışların önemli bir korelasyonu var. Aynı korelasyonu Ankara Gıda Fiyatları, Türk İş tarafından açıklanan Ankara Gıda Fiyatları'nda da takip ediyoruz. Çünkü bu ay özellikle gıda fiyatları kaynaklı bir miktar enflasyonun yüksek kalabileceğine ilişkin aslında Merkez Bankası'nın da bir yönlendirmesi var. İTO tarafında aslında malzeme fiyatlarında aylık düşüş var. Türk iş fiyatlarında ise önemli bir yükseliş var. Biraz karışık bir görüntü varmış gibi gözüküyor. Ama biz hani bu ay için gıda fiyatlarında işlenmemiş gıda yönlü bir daha yüksek bir gıda fiyat artışı tahmin ettik varsayımında bulunduk. Enerji fiyatlarında da bu ay bir miktar yükseliş söz konusu olabilir. Talep koşulları nedeniyle çekirdek enflasyonun daha yavaş ve yatay kalabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 1.3'lük bir enflasyon tahminimiz
yıllık enflasyonu 11.3'e kadar taşıyabilir. Biz özellikle ikinci yarıdan itibaren bir düşüş olabileceğini düşünüyoruz enflasyonda. Yine dediğim gibi talep faktörleri kaynaklı. Yıl sonu beklentimiz 8.5 ama 2021 için enflasyon biraz daha zorlu bir süreci işaret edecek ki bizim tahminimiz herhangi bir iyileşme olmayacağı yönünde yine 8.5-8.6 civarında 2021 sonunda bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederim her ikinize de. Özlem Bayraktar Gökşen ve Özlem Deci Şengül bizlerleydi. Melike'ye dönelim bakalım Amerika'daki bu yükselişe dair sevgili Melike hangi noktaları ve notları bizlere anlatacak? Barış, öncelikle Dow Jones'un 230 puanlık bir sıçramasından bahsedelim. Şimdi Dow Jones 230 puan nasıl sıçrıyor, kimlere borçlu? Dow Jones'un ismi aslında Dow Jones 30, yani Dow Jones 30. İçinde 30 tane firma var. Ve bu her 30, oradan geliyor ismi, 30 firmadan. Her birindeki 1 dolarlık artış veya azalış endeksi 6.86 dolar kadar aşağı veya yukarı çekiyor. Şimdi Dow Inc, Caterpillar, American Express, Home Depot, Exxon gibi ağır toplar kendilerini bugün yukarı atınca Dow Jones da 230 puan böyle sıçrayabildi. İşte oradan kaynaklanıyor. Ekonomiye güvenden, açılacağından, işte Trump askeriyi devreye sokacağım demesinden, protestocularla ilgili endişe olmasına rağmen bunun bir şekilde bertaraf edileceğine inanıyor Wall Street. Teknoloji hisseleri öyle değil, düşüşte ama silah yapımcıları rallide. Trump illaki tanklarla ve en güçlü askerle de olsa biz bu protestocuları söndüreceğiz deyip hatta tehdit de edince hemen silah yapımcılarının sektörün yukarı çıktığını, ralliye gittiğini gördük. Teknoloji de öyle değil. Zuckerberg'ün başı dertte, Facebook odaklı diyelim. Çünkü Jack Dorsey, CEO, Twitter CEO'su olarak Trump'ın biraz da kışkırtıcı, böyle hafif şişkin yorumlarına karşı çıkmıştı. Hatta onları yani yok etmişti ve onlara karşılık vermişti. Facebook'tan da aynısı beklendi. Gelmeyince 45 bin çalışanı Zuckerberg'i protesto etti. Bugün de 3 saat önce bitirdiği diğer sektöründeki liderlerle konuşmasından bir şey çıkmayınca Zuckerberg baskıda, şimdi şu anda baskı altında. Sadece kendi değil, hissesi de. Yani şirketi de, Facebook'ta düşüşte, teknolojide biraz düşürüyor kendisiyle birlikte. İşte bütün bunlar devam ederken bir yandan da bu Washington'daki Katolik ünlü tarihi kilisenin Archbishop'u, kilisenin yetkilisi, üst düzey yetkilisinin hiçbir şekilde haberi olmadığını söylemesi medyada, basında, borsada yankı yarattı. Neyden haberi yok? Dün Trump Beyaz Saray'dan çıkıp bu kilisenin önüne gidebilmesi için oradaki protestocuları ama barışçı bir şekilde, gayet sakin, sessiz bir şekilde George Floyd'la ilgili protestolarına devam edenlerin üzerine gaz bombası, işte batonlarla yürüyerek onlara şiddet uygulayınca bu büyük bir tepki çekti aslında ülke çapında, medya çapında, Bloomberg International'da, terminalde. Baktığımızda hatlarda, bütün manşetlerde bu var. Ve Katolik Archbishop diyor ki ben Trump'ın bu davranışını kınıyorum. Kendisi bir kere bile gelmedi bu kiliseye dua etmeye. Ama o yani aslında bir kere gelmiş, o da yemin töreninde. Onu da söyledi. Fakat gördüğüm, gözlerime inanamadığım göstericilerin üzerine yaptıklarını kabul edemiyorum. Evet. Ve onu kınıyorum ve kesinlikle de almayacağım kiliseme diyor. 18 yıldır. Bu psikopos bu, ciddi şekilde tepki evet, göstermiş. Baş bir de psikopos, eline, bir bayan hatta. Aynen, baş psikopos. Şimdi bunu söylüyor. İncil'i de aldı, poz verdi demokratlardan da efendim? Bir de eline İncil aldı, poz verdi. O Fox, galiba Fox'un bir röportajında da işte hangi İncil'i daha çok okuyorsun gibi ya da bize bir pasaj okur musun falan gibi hepsini falan diyor. Böyle birkaç İncil var diyorsun. Yani orada da biraz ters düşürmüşler başkanı sorularıyla basın mensupları. Evet. Çok yani gerçekten karnede zayıf. Bu konuda sınıfta kaldı. Evet. Covid-19'la savaşta da sınıfta kaldı. O yüzden
Peki. Connecticut'a gitmek istiyor. Maine'e gitmek istiyor. Maine eyaletinde bir fabrika var Barış. Covid-19 testlerini yapan. Amerika'nın en büyük tedarikçisi. Peki. Bir gidip o fabrikayı ziyaret etmek istiyor. Fabrika yetkilileri dahil vali, Maine'in valisi gelme diyor. Protestolar var, tehlikeli, hayatını tehlikeye atarsın. Ama şimdi Covid-19'u yönetememe, bu pandemiyi yönetememe konusunda anket sonuçları çok düşük ya, onu yönetmek, seçime hazırlanmak istiyor. Orada da bir başka çelişki, bir tartışma var, onu da görüyoruz, seyrediyoruz o canlı yayından. O yüzden onu bir haber vereyim dedim. Diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, çok teşekkür ediyoruz. Vadeli cephesine bakıyoruz efendim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Amerika endeksleri ekonomilerin yeniden açılmasına odaklandı. Protestoları görmüyorlar, ABD Çin gelimini görmüyorlar. Bugün petrol fiyatları da yukarıda, %4'e varan Amerikan tipi petrol primli Brent petrol %3'ün üzerinde yukarıda. Zayıf dolar, o da piyasaların daha da iştahının açılmasına neden oluyor. Dolar endeksi zayıf ve Amerikan vadelileri de Dow Jones %1'e yakın olmak üzere yönlerini yukarıya çevirmiş durumdalar. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Biop akşam seansımızda %0.9'a yakın yukarıda kapanış. Gayet iyi bir kapanış oldu. 126.375. Yarın ne konuşacağız? Ona bakalım. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz efendim. Yarın itibariyle enflasyonu başta bekliyoruz. Saat 10'da gelecek Çin'den izlet Birleşik PMI, Euro bölgesinden üfe ve işsizlik. Amerika'dan özel sektör istihdam verisi gelecek 3'ü çeyrek geçe öğleden sonra. Yine yarın baktığımızda Mayıs ayı Amerika'dan izletli Birleşik PMI, Kanada'nın faiz kararı, ISM hizmet endeksi, Amerika'dan iklim değişikliği paneli ve koronavirüs tedbirleri bir kademe daha İtalya'da kaldırılıyor diyelim. Yarın akşam 9'da ekonomik görünüm, 10'da küresel piyasalar, sizi yine bekleyelim.